aşağıdaki tabloda sindirim sisteminde bulunan organlar verilmiştir. Bu tablodaki organlar 3 farklı özelliğe göre gruplandırıldığında tablo 1, tablo 2 ve tablo 3'te gösterilen durum ortaya çıkmıştır. Buna göre 1, 2 ve 3 numaralı tablolarda yapılan gruplandırmalarla ilgili olarak 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? 1'e baktığımızda tablo 1'de sindirim sisteminde görevli yapı ve organlar ile sindirime yardımcı organlar ayrılmıştır. Evet, ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, anüs sindirim sisteminde görevli organlardır. Ancak karaciğer ve pankreas yardımcı organlardır. 2'ye baktığımızda tablo 2'de kimyasal sindirim yapan organlar ile sindirim yapmayan organlar ayrılmıştır. Doğrudur çünkü ağız, mide ve ince bağırsak kimyasal sindirim yapar. Ancak yutak, yemek borusu, kalın bağırsak ve anüs sindirim yapmayan organlardır. İkinci ifade de doğrudur. 3. Tablo 3'te emilimin gerçekleştiği organlar ile gerçekleşmediği organlar ayrılmıştır. Evet, ince bağırsak ve kalın bağırsakta emilim gerçekleşir. Ancak ağız, yutak, yemek borusu, mide ve anüste emilim gerçekleşmez. 3 de doğru olduğu için cevap D şıkkı olacaktır. Yukarıdaki tabloda akciğerler, böbrekler, kalın bağırsak ve deri tarafından vücuttan uzaklaştırılan atıklar üçgen sembolü ile gösterilmiştir. Tabloda kullanılan üçgen sayısı uzaklaştırılan atık sayısını, renkler ise farklı atık çeşitlerini göstermektedir. Tabloya göre atık ürünleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Mor ile gösterilen madde üredir. Evet, doğrudur. Böbrekten üre atılır çünkü. Mavi ile gösterilen madde sudur. Baktığımızda böbrekten, kalın bağırsaktan ve deriden su atılır. Doğrudur. Kırmızı ile gösterilen madde tuzdur. Evet, böbreklerden ve deriden tuz atılır. Sarı ile gösterilen madde karbondioksit gazıdır. Kalın bağırsaktan karbondioksit gazı atılmayacağı için ve karbondioksit gazı akciğerlerden atılacağı için cevap D olacaktır. İnsan vücudu bulunduğu durum ve ortama uyum sağlama yeteneğine sahiptir. Yeryüzünden yükseklere çıkıldıkça havadan alınabilecek oksijen oranı azalır. Her soluk alma olayında daha az oksijen alınır. Alınan oksijenin vücudun ihtiyaç duyulan tüm bölümlerine yeterli miktarda taşınması gerekir. Bu nedenle yükseklere çıkıldıkça kandaki oksijen taşıyan hücrelerin sayısı artar. Yeryüzüne yakın yerlere inildikçe de azalır. Yani al yuvarlardan bahsetmiştir burada. Vücuda hastalık yapan mikroorganizmalar girdiğinde hastalık vücutta hemen oluşmaz. Mikroorganizmalar hızlıca çoğalıp belirli sayıya ulaştıktan sonra vücuda savaş açar ve vücut hastalanır. Bu anda mikroorganizmalarla savaşabilmek için vücuttaki bazı kan hücrelerinin sayısı artar. Hastalık yapan mikroorganizmalar öldürüldükten sonra ise bu hücrelerin sayısı normal değerine döner. Burada da ak yuvarlardan bahsetmiştir. Yukarıdaki görselde Arda'nın dağa tırmanmaya başladığı 1 numaralı konumu, tırmandığı dağdaki 2 numaralı konumu ve tırmanışa başladığı yüksekliğe geri döndüğünde 3 numaralı konumu göstermiştir. Arda 1 ve 2 numaralı konumlarda sağlıklı iken 3 numaralı konuma geri döndüğünde mikroorganizmaların yol açtığı bir hastalığa yakalanmıştır. Aşağıdaki grafiklerde Arda'nın belirtilen konumlarda bazı kan hücrelerinin sayılarında meydana gelen değişim belirtilmiştir. Grafiklerin ait olduğu kan hücrelerin isimleri ise bilinmemektedir. Buna göre Arda'nın 1, 2 ve 3 numaralı konumlarda kan hücrelerindeki değişimleri gösteren grafiklerin alt olduğu hücreler aşağıdakilerin hangisinde doğru belirtilmiştir? Grafikte baktığımızda 2 numaralı konumdayken hücre sayısı en fazladır. Al yuvarlardan bahsetmektedir çünkü yükseklere çıkıldıkça al yuvar sayısı artmaktadır. 3'e geldiğinde ise hastalandığını belirtmiş. Hastalık anlarında ise ak yuvarların sayıları artacağı için cevap C olacaktır. Aşağıdaki insan iskeleti görselini inceleyen öğrenciler görselden bazı çıkarımlar yapıyorlar. Buna göre hangi öğrencilerin yaptığı çıkarımlar doğrudur? Selin, gövde kemikleri sadece yassı kemiklerden oluşmaktadır. Hayır, yanlıştır. Kısa kemikler de bulunmaktadır.
Melih, kol ve bacak kemikleri sadece uzun kemiklerden oluşmaktadır. Yanlıştır, el bilek kemikleri kısa kemiklerdir. Esin, baş kemiklerinde sadece oynamaz da yarı oynar eklemler bulunmaktadır. Doğrudur. Çünkü kafatasımız beyni koruduğu için oynamaz eklemden oluşmaktadır. Yani yalnız Esin olacağı için cevap A olacaktır. Emel fen bilimleri ödevi için şekildeki posteri hazırlamış ve bir organı boyamıştır. Boyadığı bu organ ile ilgili olarak aşağıdaki bilgileri vermiştir. Emel'in verdiği bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bu organ sindirimin tamamlandığı yerdir. Yağların fiziksel sindirimi burada başlar ve kimyasal sindirim burada tamamlanır. Yapısındaki villuslar sayesinde besinlerin yapı taşlarının geri emilimi sağlanır. Bahsettiği organ ince bağırsaktır. Ancak şekilde boyadığı kısım kalın bağırsak olduğu için ve ince bağırsak burası olduğu için A şıkkındaki gibi bilgi verdiği organ ince bağırsaktır. Ancak posterde yanlış organı boyamıştır olacaktır.